Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere GitHub üzerindeki proje yönetimi kısmından bahsedeceğim. Issues diye geçiyor. Aslında tam olarak proje yönetimi de denemez. Daha çok görev yönetimi gibi. Fakat grup halinde çalışıyorsanız ya da tek başınıza bile olsanız yapılacak işleri, sorunları kaydedebileceğiniz, listeleyebileceğiniz, yönetebileceğiniz bir ekran. Gerçekten çok faydalı, çok da yeterli bence. Buna değiniyor olacağım bu videoda. Dilerseniz geçelim, hemen bakalım. Evet, yine fake hesabım üzerindeki borsa otomasyonu uygulaması üzerinden gidiyor olacağım. Şu an bir şey eklemeyeceğim dosya veya proje üzerinde. Buradaki şu kısımla ilgileniyoruz. Issues. Bu hani görevleri kaydedebileceğiniz bir kısım. Hemen tıklayalım ve görelim. Bu şekilde bir ekran geliyor. Şu an tabii hiçbir şey olmadığı için boş. Hemen bir tane oluşturarak başlayabilirsiniz. Şu kısımdan. New issue kısmından. Basalım. Bunlar görevler olarak düşünün. Buraya görevin başlığını yazıyorsunuz. Örneğin ne diyelim? Index.html sayfası vardı. Sayfa tasarımı yapılacak. İşte sayfaya uygun bir CSS kodlaması yapılmalı. Buradan yazıp görüntüleyebilirsiniz. Bu issue'yu kaydediyorum. Şu an kaydettim. Dilerseniz bu işi şu an gördüğünüz gibi ilk kaydettiğimde open açık durumunda oluyor. Bunların durumları var issue'ların. Bir tane daha kaydedelim. New issue diyerek. Sayfa tasarımı bootstrap ve Bootstrap ile sayfa tasarlanmalı diyerek bu şekilde bir görev daha ekliyorum. Evet, bu da açık olarak belirlendi. Bir bakalım ne oldu issue'lara. Değil mi? Bunları girdik. Şöyle uzaklaşayım bir. Buradan çıkalım. Oops, close ettik yanlışlıkla issue'yu. Tamam, yanlışlıkla kapadığım görevi tekrar açtım. Bunların hepsini gösteriyor olacağım. Issue'lar kısmına geri gidiyorum. Şuradaki issue ikonumuza tıklayarak. Bakın, eklediğimiz issue'ları burada görebilirsiniz. İki tane açık görevimiz var. İşte bir tanesi sayfa tasarımı yapılacak. Diğeri Bootstrap ile sayfanın tasarımı yapılacak. Yani ilk önce belki basit bir CSS yapmışızdır. Sonra Bootstrap'e geçireceğiz sistemi diye düşünebiliriz tasarımı. Bir tane daha aklıma geldi. Onu da girelim. Üç tane olsun. JavaScript. Ya da şöyle diyelim, jQuery. JQuery adresi eklenmeli. Google CDN üzerinden eklenecek dememiz yeterli olur herhalde. Evet, bir tane daha issue eklemiş oldum bu şekilde. Şu an 4 tane açık görevimiz var. Burada görevler bakın ilk başta açık olarak geliyor. Bu görevleri üzerine işte tıklayıp bunların bir comment yazarak burada hazır olarak geliyor. Bir şeyler yazarak hemen close yani kapalı duruma geçirebiliyoruz. Bu görevi tamamladım deyip kapatabiliyorsunuz. Ya da tamamlanmadı deyip kapatıyorsunuz. Bu seçenekler size ait. Burada düzenleme yapılacaksa bu comment'i şuradaki comment'i değiştirebiliyoruz. Görevin comment'ini. Örneğin bu comment'e bir label
eklenmemiş. Bunun ne olduğunu, label denilen bazı etiketlerimiz var. Görevleri atayabildiğimiz. Bunlar o görevin hani bir bug mı, işte bir çifleme mi, yardım isteği mi, geçersiz bir şey mi, bir soru mu, tamir edilemeyen bir şey mi olduğunu söyleyen etiketler, aslında bir nevi kategorize ediyorsunuz. Hani bu yeni bir geliştirmedir, bu işte enchantment'tır. Genelde yeni enchantment diye geçer. Yeni geliştirme. Veya bir bug'sa bug olarak, bakın şu an o etiketi verdim bu değişikliğe. Sayfa uygun bir CSS kodlamasının yapılmasını geliştirme olarak verdim. Örneğin şöyle bir şey yapalım. Diğer issue'lara bir geri gideyim. Şurada da gözüküyor etiketler. Görebilirsiniz. Sayfa tasarım bootstrap ile yapılacak kısmında da bir etiket ekleyelim. Bu da geliştirme olsun. jQuery eklenecek kısmı da bunu da soru yapalım şimdilik. Değişik etiketler verelim. Bu etiketler şu işe yarıyor. Hem hani bakın işlerin işte ne olduğunu, hani bazısı bug'dır, bazısı sorudur, bazıları gelişimdir, bunu görebiliyorsunuz. Burada etikete göre bakın filtreleme seçenekleri mevcut. Issue'ları görüntülerken görevleri etiketlere göre sizi ayırmayı ve ilerliyor olmanızı sağlar. Tabi aynı anda ikisine ait etiket yok. Şöyle. Birden çok etiket eklenebiliyor bu arada. Mesela şunu şöyle hem enchantment yapmıştık, hem de question yapalım, hem de bug yapalım bunu. Örneğin. 3 etiketi de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi üçü de gözükecek. Filtrede bu sefer gelecektir. Hem bug'ları göster, hem enchantment'ları göster. Bir tane zaten. Bug'ı gösterme, enchantment'lar geldi gibi filtrelemenize yardımcı olur. Bunun haricinde bir de milestone'larımız var. Bunlar da hani yol kat etme taşları gibi düşünebilirsiniz. Hani projenin versiyon 1 için veya ilk aşamasında dersiniz ki şu görevler yapılacak. İkinci aşamada da bunlar yapılacak. Üçüncü aşamada bunlar. Çünkü hani görevlerin her zaman hangisinin önce yapılacağı, hangi step'te yapılacağı belli değildir. Bunları ayırt etmek için kullanabiliriz. Örneğin jQuery eklenecek, bizim milestone'larda ikinci yapacağımız bir milestone olabilir. Şuraya basıp Step 2 diye bir tane milestone create ediyorum. Bu ikinci step'te, yani ikinci adımda yapılacak bir değişiklik. Issue'lara geri dönüyorum. Diğer şu iki tane görevi de step 1 olarak oluşturuyorum. Bakın o oluşturduklarım geliyor. Evet, şu an ayarladım. Bakın şurada da zaten gözüküyor. Step 1, step 2. Hani bu da projenin dediğim gibi ilerleyişinde size hangi adımların ilk hangilerinin sonra hangilerinin daha sonra yapılacağı noktasında kendi yol çizginizi oluşturabilirsiniz. Bunlar da filtrelemeye dahil. Yani örneğin step 1 olup da label'ı enchantment olanları getir dediğinizde bakın filtreleme yapıp şurada da gözüküyor. Enchantment ve step 1. Enchant step 1. Bunları yapacağım diye buradan da izleyebilirsiniz kolayca. Ya da birinci step bug olanları getir gibi. Hani bug'ları çözmek öncelikli amacınız olur. Gelişim yapmak sonraki amacınız. Bu milestone'larda bu işe yarıyor. Onları da kullanabilirsiniz etiketlerin yanında.
Bir de Esayni diye bir bölüm var. Esayni kısmında şu an için tabii ki projede başka kimse olmadığı için bir tek siz olduğunuz için sadece kendinize esayen edebilirsiniz görevi. Burası şu şekilde çoğalabiliyor. Organizasyon olarak çalışmak mümkün. Yani GitHub üzerinde bir organizasyon kurmak ve bu organizasyona GitHub üzerindeki şu 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 kişilerle biz bir takımız, beraber çalışacağız ve yaptığım projelerde onların da commit yapma hakları vardır diyerek bir organization oluşturuyorsunuz. Bu organization içerisinde kendinize bu issue'ları birbirinize atayabiliyorsunuz. İşte organizasyon olursanız burada şeyler çıkıyor. Diğer çalıştığınız kişilerin isimleri de çıkıyor ve hangi görevi kimin yapacağını buradan assign ederek o kişiye o görevi atıyorsunuz. Bunu bu yapacak. Bunu şu kişi yapacak diye. Şu an tek ben olduğum için kendimi seçebiliyorum. Bu kısımdan. Örneğin jQuery eklenecek. Onu da kendime ekleyeyim. Evet. Şu an gördüğünüz gibi değişikliklerimizi yaptık. Bakın burada bana atandığı gözüküyor bu görevlerin. Burada atama yaptığınız kişilerin resimleri gelecektir ve o kişilere atama yapıldığı gözükecektir. Bu şekilde bir issue yönetimi var. Burada bakın label oraya gelmeden önce şurayı biraz daha konuşalım. Burada görevler yapıldıkça işaretlenebiliyor. Dediğim gibi kapatabiliyorsunuz. Buradan select edip toplu bir halde de işlem yapabilirsiniz. Kapalı olanları göster diyerek kapatılmış görevleri, bitmiş görevleri görebilirsiniz ya da açık olanları görebilirsiniz. Kaydeden kişi tabii şu an sadece benim. Dediğim gibi birden çok kişiyle çalışıyorsanız kitap üzerinde takım olarak, organizasyon olarak burada herkesin eklediği görevleri filtreleyip bana işte Murat'ın eklediklerini göster, bana Ahmet'in eklediklerini göster diyebiliyorsunuz. Etikete göre filtreleyebiliyorsunuz. Yol taşlarına göre filtreleyebiliyorsunuz. Atamaya göre filtreleme yapabiliyorsunuz. Mesela kimseye atanmamışları göster. Hiç kimseye atanmamış yok. Murat'a atananları göster. Geldi. Ya da buradan seçtiğiniz bu 3 4'ünün kombinasyonunu seçerek de filtreleme yapıp şuradan da filtreyi clear edip kaldırabilmeniz mümkün. Sıralama zaten eski, yeni, en çok komentlenenler, en az komentlenenler, en sık güncellenenler, en az güncellenenler şeklinde burada mevcut. Bunları seçerek de sıralamayı, şu list sıralamayı değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında şu kısımdan da hani komentleri, yapılmış açıklamaları inceleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında issue sayfasını açıyor ve orada yapılan değişiklikleri yazıyor. Bir issue'ya şöyle yapalım, tekrar bir gideyim ben issue sayfasına. Örneğin jQuery eklenecek kısmına geldiniz. Bir açıklama yazmak istiyorsunuz. Burada geliştirme yapacak birisine bir açıklama veya bir not düşmeniz gerekiyor. Dediğiniz ki Google CDN üzerinden çalışmayalım. Kendi CDN sunucumuz üzerinden jQuery dosyasını çekelim diye bir not düştünüz. Bunu bu göreve iliştirmek için şuradaki comment'i yazıp comment tuşuna basmanız ve comment'i atmanız yeterli. Bir istediğiniz kadar comment'i siz de yazabilirsiniz. Takım arkadaşlarınız da o görevle ilgili yazabilirler. Proje bittiğinde de projeyi direkt close issue diyerek buradan o görevi kapatabilirsiniz. Proje bittiğinde diyorum, pardon, görev bittiğinde. Görevi bitirmek için close issue dersiniz veya açıklama yazıp işte kendi CDN
CDN'imiz üzerinden sorun çözülmüştür. Ya da geliştirme yapılmıştır diyerek, hani hem comment'le hem kapat butonuna tıkladığımda ise comment'i atıyor. Bakın, hem de kapatıldı olarak bu görevi işaretliyor. Şu an görev üzerinde yaptığımız tüm şeyler belli. Gördüğünüz gibi ilk komentimiz, sonraki işte etiket eklemelerimiz, yol eklemelerimiz, assign etmemiz, sonraki komentler ve kapatmamız belli ve kapatıldı olarak işaretleniyor görev. Buradan da kalkıyor. Kapananları gösterdiğimde artık kapananlar bölümünde. Buradan da gördüğünüz gibi izleyip burada yorumların iki tane olduğunu takip edebiliyorsunuz. Onun dışında şunları göstermek istiyorum. Burada label'lara basarsanız, şu yukarıdaki var olan label'ları siz de daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Var olanları silebilirsiniz ya da isimlerini editleyerek değiştirebilirsiniz. Bu label'lara ait kaç tane açık issue olduğunu gösteriyor. Bakın burada da. Fakat bunları yönetmeniz de mümkün. Sıralamasını değiştirmeniz de mümkün. Bu 7 label üzerinde oynayarak. Şuradaki new label'a basarak da yeni label'lar, etiketler ekleyebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz yani seçenekleri. Aynı durum milestone'lar için de geçerli. Zaten ben oluşturmuştum o an yazarak. Bu milestone'ları arttırabilirsiniz. Edit close seçenekleriyle kapatabilirsiniz, silebilirsiniz. Bu milestone kapanmıştır, artık bu adım bitmiştir diyerek close yapıyorsunuz. O milestone'daki görevlerin hepsi bittiğinde bakın %100 tamamlandı diyor. Bu durumda close deyip bu milestone'u kapatarak, hani o milestone'a, o yol taşına daha bir görev atılmamasını sağlayabilirsiniz. Silmeyin, hani orada dursun. Biz bu adımda bunları yapmıştık derseniz, silerseniz hani kaybedersiniz o veriyi. O yüzden buradan yönetebilirsiniz. Bakın, iki tane açık görev olduğu ve %0 tamamlandığı, daha hiçbiri tamamlanmadığı için %0 olarak bu adımın daha bitmediği gözüküyor. Buradan da milestone'ları da yönetip yeni milestone'lar da ekleyebilirsiniz buradaki düğmeden. Pull request'lerde zaten pull onaylanmış veya onay bekleyen pull request'leri gösteriyordu. Buradan da bir tane onaylamıştık. Onayladığımızı görebilirsiniz veya onay bekleyenleri de buradan takip etmeniz mümkün. Issues bölümü böyle. Bence gayet yeterli. Gayet esnek. Geliştirilebilir. Takip edilebilir. Sürecin ilerletilebileceği bir bölüm. Açıkçası çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Grup halinde çalışıyorsanız, ki kendiniz tek başınıza bile çalışıyorsanız, yapılacakları unutmamak adına, birinci aşamada, ikinci aşamada, üçüncü aşamada yapılacakları programlamak adına, kaydetmek adına buraları kullanın. Başkaları da sizin projenizde bir şey yapacaksa, katkı sağlayacaksa buralardan fikir edinip size yardımcı olup işte size bu değişikliği yapıp size pull request olarak atabilirler. Bu da bir seçenek. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum.